Gençler, Giresun'umuzda iki millet bahçesi projemiz bulunuyor. Eski stad yerinde millet bahçemizin ve Bulancak millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Bulancak millet bahçemizin yapımında %85 seviyesindeyiz. İnşallah en kısa zamanda bitiriyoruz. Bu millet bahçelerimizin içerisinde millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. Ulaştırmada 28 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 119 kilometre ilaveyle toplam 147 kilometreye ulaştırdık. Su şehri Koyulhisar ayrımı, Şebin Karahisar yolu, muhtelif kesimlerdeki işleri, Çamoluk Gölova yolundaki Kelkit Köprüsü'nü seneye tamamlıyoruz. Maşallah. Sevgili gençler, tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi ben de buradayım. Hizmete girmesiyle güzergahı 6,5 kilometre kısaltacak Giresun Dereli Şebin Karahisar yolundaki Eğribel Tüneli'nin bir tüpünü açtık. Diğerinin de inşası sürüyor. Denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu Giresun Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl salgın koşullarına rağmen 739 bini geçti. 2 yıl önceki av sezonu açılışında söz verdiğimiz Giresun Balıkçı Barınağı inşaatı sürüyor. Tarım ve ormancılıkta Giresun'a 8 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. 43 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 7 sulama tesisimiz de inşaat safhasında. İnşa ettiğimiz 73 taşkın koruma tesisiyle Giresun şehir merkezi 139 yerleşim yeri ve 18 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. 27 taşkın koruma tesisinin ise inşaat çalışmaları sürüyor. Son 19 yılda Giresunlu çiftçilerimize toplam 2,6 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide Giresun'da ilave bir organize sanayi bölgesi ve bir teknopark kurduk. Enerjide Giresun, Bulancak, Espiye ve Keşap'a doğal gaz arzı sağladık. Özetin özeti diyebileceğimiz tüm bu yatırımları sadece 19 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Giresun halkının istifadesine sunduk. Aziz kardeşlerim, atalarımız tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz diyor. Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin işler acısı durumunu eminim sizler de görüyorsunuz.
Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye, hangi sırayla oturacağı. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var, ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var. Ankara'nın konforunda siyasetçilik oynamaktan, kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan, altlarına serilen makam koltuklarında siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir dertleri yok. Bir gel ama nereden göreyim ya? Karışsın orada herkesin arasına. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana hisli bir yürek lazımsa oku. Zira onu yazdım, İki söz yazdımsa. Kim söylüyor bunu? Ak kadınlar söylüyor. Evet, bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar. Güya belediye başkanlığı yapıyorlar. Ama hırslarından, siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Milletin gönlünü kazanmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek, özellikle bunların yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler.